İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 9. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu sıvılar olacak. Daha önceden katılardan bahsetmiştik. Katı türleri üzerine konuşmuştuk. Şimdi sıvılar üzerine konuşacağız. Şöyle bir programımıza da göz atalım. Bugün sıvılar yapacağız ve tabii ki programımız oldukça dolu dolu bizi bekliyor olacak ve ardından da arkadaşlar yazılı kampı geldi çattı. Güzelce yazılarımıza hep birlikte hazırlanıyor olacağız. Peki bakalım sıvıların içeriğinde neler var? <laughs> arkadaşlar alt başlıklarımız gördüğünüz gibi oldukça dolu dolu viskozite gibi bir kavramdan bahsedeceğiz. Buharlaşma ve kaynama olaylarından bahsedeceğiz. Bunların farkları üzerine konuşacağız. Buharlaşma hızı ve denge buhar basıncı kavramlarından ve buna etkileyen faktörler üzerine konuşacağız. Kaynama noktası olayından bahsedeceğiz ve atmosferde su buharı diyerek konumuzu tamamlamış olacağız. Peki ödevlendirmelerimiz neler ve bu konuyu öğrenmiş olmamız bize neler katacak? Onlar üzerine konuşacak olursak Sıvı haldeki maddelerin genel özelliklerini değerlendirmiş olacağız arkadaşlar. Bak katılarda katı türleri üzerine konuşmuştuk. Bu defa sıvı haldeki maddelerin genel özellikleri az önce saydığımız özellikler üzerine konuşacağız. Yani viskozite buharlaşma ve kaynama kavramlarını açıklayıp bunların ilişkilerini değerlendirmiş olacağız. Ve tabii ki burayı tamamlamış olmamız bizi ödevlendirmeye götürecek. Ne yapacağız peki? Sıfırdan 9'a kimya kitabıyla başlayacağız. Sayfa 146 ile 152 arası bizim buradaki ödevimiz olacak. Kitabı da baya baya neredeyse Bitirdik sayılır neler var peki kitabımızın içeriğinde arkadaşlar şöyle sol tarafta bize konu anlatımı yapan bir sayfa olacak ve ardından sağ tarafta çözümümüz için bekleyen bir sayfa dolusu soru olacak arkadaşlar. Bu şekilde her sayfayı tamamladığımızda aslında konuyla ilgili bir e, adımı atmış olacağız tamamlamış olacağız ve bölümü tamamladığımız zaman ise tarama testleri bizi bekliyor olacak kitabımızın içeriğinde. Ardından da tabii ki Dinamo Kimya kitabı bizi bekliyor olacak. Burada da Tesra 09 ve 15 arasındaki e, kısımlar bizim ödevimiz olacak peki burada neler var her bir sayfada bizim için e, bir tane çözümlü örnek bekliyor olacak arkadaşlar bu çözümlü örneği çözmemiz aslında konuyu öğrenmiş olmamız demek olacak ve ardından da ona benzer nitelikte dört tane soru bizi bekliyor olacak her sayfada yeni bir şey öğreneceğiz yine ve bölümü tamamladığımız anda tarama testleri karşımıza çıkacak ve her iki kitabımızda da kare kodlar sayesinde video çözümüne ulaşıp eksiklerimizin tamamını giderme fırsatına sahip olacağız. O zaman haydi başlayalım bakalım. Sıvıların genel özelliklerini bir hatırlayarak başlayalım arkadaşlar. Tanecikler arası boşluk katılarda çok çok azdı. Bunlar da biraz daha artmasına rağmen hala daha az miktarda boşluk var. Bu da niye sebep oluyor? Katılar için demiştik ki hem şekilleri hem de hacimleri belirliydi. Ancak bu defa sıvıların belirli bir hacmi varken şekilleri olmayacak arkadaşlar. Belli bir şekli yoktur. Sıvıların bulundukları kabın şeklini alır diyoruz. Hareketleri gelecek olursak katılar sadece titreşim hareketi yapıyorlardı. Sıvılar titreşim hareketinin yanı sıra Artık bir de öteleme hareketi yapabiliyor olacaklar ve öteleme hareketi yapması onların akışkan olmasını sağlayacaktı. Bulunduğu kabın şeklini alıyordu. Belirli şeklinin olmamasının sebebi buydu ama bulunduğu kabın sadece doldurduğu kısma kadarki şeklini alıyor. Burayı unutmuyoruz ve tanecikler arası boşluğun az olması sıvıların sıkıştırılamaz olma özelliğine bizi götürüyor arkadaşlar. Gelelim genel özelliklerinden bahsetmeye. Viskoziteden bahsederek başlayacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki sıvıların akışkanlığa veya akıcılığa karşı uyguladıkları dirence viskozite deriz. Yani bir sıvı akıcılığı ne kadar düşükse o kadar viskozdur. Viskozitesi yüksektir şeklinde değerlendirebiliriz. Yani mesela su, gliserin ve balı değerlendirecek olursak biliyoruz ki balın akışkanlığı çok az ama suyun bunlar arasındaki akışkanlığı e, en yüksektir. O zaman viskoziteleri bunların tam tersi olması gerekiyor. Bal en yüksek viskoziteye sahipken su en düşük viskoziteye sahip olacak. Veya akıcılık için yine aynı şekilde yorumumuz olacak? Su o zaman en yüksek akıcılığa sahip. Gliserin ortada kalacak tabii ki. Ve balın akıcılığı en düşük olacak. Yani direkt ters orantı kurabiliriz. Akış süresine gelecek olursak. Yani iki maddeyi de aynı anda çevirip akıtmaya başlarsak. Su Hemen akıp bitecekken balın akmasını uzun süre beklememiz gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? Viskozite ile akış süresi de doğru orantılıdır. Balın akması oldukça uzun sürer ancak suyun akması e, çok kısa sürecektir. Viskozite ne kadar yüksekse akış süresi de o kadar yüksektir diyebiliriz. Mesela bununla ilgili bir de şöyle bir yoruma yapabiliriz arkadaşlar. Özdeş cisimleri getirip sıvıların içerisine aynı anda atacak olursak Bak suyun içerisinde gliserin içerisinde ve balın içerisinde bunların hareket etme süreleri de birbirinden değişkenlik gösterecek. Ne diyeceğiz peki? Suyun içerisinde suyun viskozitesi az olduğu için yani direnci az olduğu için çok hızlı bir şekilde akacak. En hızlı aşağı düştüğü madde su olacak. Ancak balın viskozitesi yüksek olduğu için aşağı düşmesi uzun sürecek. Yani yavaş yavaş bunun içerisinde ilerliyor olacak arkadaşlar attığımız cisimler. Peki bir sıvının viskozitesini neler etkiler? Yani ne yaparsak viskozitesi yükselir veya düşer? Şimdi tabii ki tanecikler arası etkileşimden bahsedeceğiz. Yani aslında maddenin türü doğrudan mi etkiler, etkileşimde viskozite üzerinde etkiler ve viskozite aslında e, hesaplayabileceğimiz sayısal değerler ortaya koyabileceğimiz bir e, büyüklük olacak ve diyeceğiz ki. Tanecikler arası etkileşim ne kadar büyük olursa viskozite de o kadar yüksek olur. Çünkü etkileşim taneciklerin birbirini çekmesi akışkanlık karşısında onlara engel yaratacaktır. Bu yüzden de eğer bir hidrokarbon yapısından bahsediyorsak bu şekilde yani karbon ve hidrojenlerden oluşan bir yapıdan bahsediyorsak molekülün kütlesi ve içerdiği karbon ve hidrojen sayısı arttıkça Etkileşim artacaktır. Tanecikler arasındaki London çekim kuvvetleri kuvvetlenecektir. Bu da viskozitenin artmasına sebep olacaktır. Yani pentan, hegzan, heptan ve oktanı kıyaslıyorsak en büyük viskozitenin tabii ki oktanda olmasını bekleyeceğiz. Çok fazla sayıda karbon içermesi çok daha güçlü London çekim kuvvetleri içermesinden dolayı. Hemen mesela bir örnekle bunu biraz daha iyi anlayalım. Bize iki tane molekül vermiş. Arkadaşlar az önce London çekim kuvvetlerini kıyaslamıştık. Şimdi bu moleküllere baktığımız zaman OH yapılarının olduğunu görüyoruz öyle değil mi? Yani hidrojen bağları var. Dolayısıyla bunlar arasındaki etkileşimleri kıyaslarsak diyeceğiz ki OH sayısı arttıkça daha fazla hidrojen bağ oluşur. Daha fazla hidrojen bağının oluşması da etkileşimin güçlenmesi demek olacak. Yani iki büyüktür bir şeklinde olması gerekiyor. Buna göre etkileşimler iki büyük birdir. Doğrudur o zaman. Viskozite ile etkileşim doğru orantılı olduğuna göre bu da iki büyüktür 1 olması gerekiyor. Akıcılıkla viskozite de ters orantılı olduğuna göre bunun 1 büyük 2 olması gerekiyor. Yani üç ifademiz de doğrudur diyebiliriz. Viskoziteyi etkileyen bir diğer büyüklük ise sıcaklık olacak arkadaşlar. Bu defa şöyle değerlendirebiliriz. Mesela balın viskozitesinin yüksek olduğunu yani akışkanlığının düşük olduğunu biliyoruz. Biz balı ısıttığımız zaman daha akıcı hale gelmiş olacak. Yani bu da ne demek? Viskozitenin düşmesi demek olacak. O zaman sıcaklıkla viskozite ters orantılıdır diyeceğiz arkadaşlar. Mesela su, gliserin, zeytinyağını örnek olarak vermişiz. Bak her üç madde içinde Farklı sıcaklıklarda aldığımız ölçümlerde sıcaklık arttıkça viskozite değerinin düştüğünü görüyoruz. Bu da aslında akışkanlığın artması demek olacak. Hani günlük hayattan örnekler de karşımıza çıkabilir. Ne bileyim bir pekmezi ısıttığımız zaman daha akışkan olması ya da Asfaltın yollara sıcakken dökülmesi buna örnektir çünkü sıcak asfalt daha akışkan olduğu için daha rahat bir şekilde hem şekillendirilebiliyor hem de dökülmesi kolaylaşıyor. Ancak soğuduktan sonra artık viskozitesini neredeyse tamamen ta zirveye çıkarmış oluyor. Bahsedeceğimiz diğer büyüklükler buharlaşma ve kaynama olayları olacak arkadaşlar. Burada tanımlar birazcık önemli. Buharlaşma dediğimiz şey yüzeydeki taneciklerin yani sıvı yüzeyindeki taneciklerin hava tanecikleriyle temas ederek çarpışmalar yaparak kinetik enerji kazanması ve bu sayede sıvının çekiminden kurtularak gaz hale geçmesine buharlaşma diyoruz tamam mı? Kaynama noktası sadece belli bir sıcaklıkta gerçekleşebilen ve o fokurdamayı da içeren bir olay olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yani bu da bize farklara götürecek. Diyeceğiz ki buharlaşma dediğimiz olay sadece yüzeye yakın taneciklerde gerçekleşebilir. Çünkü buharlaşma için sıvının yüzeyine hava taneciklerinin gelip çarpıp yüzeyden o taneciyi koparıp götürmesi gerekiyor. Ama kaynama için bizim verdiğimiz ısı sayesinde e, fokurdamanın başlaması gerekiyor Yani çok daha yüksek bir enerjiye çıkması gerekiyor Bu yüzden de sıvının her yerinde kaynama olayının olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar Buharlaşma sadece yeterli enerjiye sahip tanecikler tarafından gerçekleştirilebilir O yüzden sadece yüzeyde gerçekleşiyor Ancak kaynama olayı sıvıdaki her tanecik zaten yeterli enerjiye artık ulaştığı için Hepsinde gerçekleşebiliyor Bu yüzden de buharlaşma dediğimiz olay sadece yüzeyde gerçekleştiği için ve dışarıdan gelen bir etki sayesinde oluştuğu için her sıcaklıkta gerçekleşir. Yani buharlaşma noktası diye bir büyüklük yok arkadaşlar çünkü o her sıcaklıkta gerçekleşebiliyor. Ama kaynama sadece belli bir sıcaklıkta gerçekleşebiliyor ki onu da zaten kaynama noktası olarak adlandırıyoruz. Şimdi buharlaşma ile ilgili de önemli büyüklüklerimiz var. Bunlardan ilki buharlaşma hızı olacak arkadaşlar. Hız dediğimiz şey zaten aslında bir değişkenin zamana bağlı değişimidir ya da türevidir diyebiliriz. O zaman buharlaşma hızı diyorsak birim zamanda buharlaşan tanecik sayısı olarak değerlendirebiliriz. Şimdi ne olursa buharlaşmanın hızı artar peki? Bunu değerlendireceğimiz değişkenlere bakalım. Sıcaklık mesela burada doğru orantılı mı, ters orantılı mı? Bu orantıları da kurmamız çok önemli olacak. Bir maddenin sıcaklığı ne kadar yüksek olursa taneciklerin aslında enerjisi o kadar yüksek olacağı için birbirinden kopup buharlaşması o kadar kolay olur. Bu da neye sebep olur? Sıcaklıkla buharlaş, buharlaşma hızının doğru orantılı olmasına sebep olur arkadaşlar. Etkileşime gelecek olursak yani temel amaç taneciklerin birbirinden kopmasını sağlamak ya. Etkileşimin çok güçlü olursa tanecikler birbirinden kopamaz, bu yüzden de daha yavaş bir şekilde buharlaşır yani buharlaşma hızı düşer. Bunu şöyle de düşünebiliriz: bir alkolle suyu aynı ortamda bir yerlere döktüğümüz zaman alkol çok daha hızlı buharlaşacaktır. Bu tanecikler arası etkileşiminin daha zayıf olmasından kaynaklanıyordur. Yani aslında uçuculuk ne kadar yüksekse buharlaşma hızı o kadar yüksektir diyebiliriz. Şimdi tabii ki etkileşime bağlıysa sıvının cinsine de bağlı ve sıvının cinsi aslında etkileşimi belirleyen temel faktör olacak arkadaşlar. Yüzey alanına gelecek olursak ne dedik biz buharlaşma yüzeye çarpan tanecikler sayesinde gerçekleşir. O yüzden yüzey alanı ne kadar büyükse buharlaşmanın hızının da o kadar yüksek olmasını bekleyeceğiz. Neme gelecek olursak nem aslında taneciklerin yani su taneciklerinin yüzeyden uzaklaşmasını sağlamaya buharlaşması diyoruz ya. Ortamda zaten su buharı olması demek nemin yüksek olması. Nem ne kadar yüksekse yeni su buharı taneciklerin ortama kavuşması o kadar zor olacağı için buharlaşma hızıyla ters orantılı olacak. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. İşte yıkadığınız bir çamaşır, e, nemin çok düşük olduğu bir ortamda hızlıca kururken, nemin yüksek olduğu yerlerde kuruması oldukça zaman alıyor. Bu aslında buharlaşma hızından kaynaklanıyor. Veya rüzgarı da bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir çamaşır rüzgarlı havada daha hızlı buharlaşırken daha fazla hızlı kururken e, rüzgar yoksa kuruması biraz daha uzun sürebiliyor. Bu rüzgarla doğru orantılı olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Ve safsızlığa gelecek olursak şimdi bir suyun içerisinde bir sıvının içerisinde tuz çözdüğümüzü düşünelim. Tuz tanecikleri sıvı taneciklerinin aslında etkileşimlerini kuvvetlendireceği için birbirinden kopmasını zorlaştıracaktır. Bu da neye sebep olur? buharlaşmanın zorlaşmasına sebep olur yani safsızlığı artırırsak ve bu safsızlığı oluşturan şey uçucu olmayan bir katıysa bir tuz yapısı gibi ise e, safsızlığın artması demek e, buharlaşma hızının düşmesi demek olacak tam bir ters orantı oluşacaktır Bir diğer önemli kavramımız ise denge buhar basıncı olacak arkadaşlar buradaki denge kelimesi Tabii ki önemli biraz diyeceğiz ki, Buharlaşma hızının yoğuşma hızına eşit olduğu an bizim için denge anıdır. Yani şöyle düşün, kapalı bir kap var bizim elimizde. Kapalı bir kabın içerisine bir miktar sıvı koyduk. Şimdi sıvıyı koyduğumuz zaman her sıcaklıkta buharlaştığı için buhar tanecikleri gelip bu kabın içerisini dolduracak. Ama tıpkı buharlaşma gibi yoğuşma da her sıcaklıkta gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bunun tersi yönde gerçekleşen tepkime de aynı zamanda başlamış olacak ve bir süre sonra Buharlaşan her tanecik için yoğuşan bir tanecik oluşmasını bekliyor olacağız. Tabii ki bu ağza açık bir kapta gerçekleşecek bir olay değil ama kapalı bir kapta bunun gerçekleştiğini gözlemleyeceğiz ve bu denge sağlandıktan sonra artık gaz taneciği sayısı yani buhar taneciği sayısı artık sabitlendiği için e, basıncı da sabitlenmiş olacak. İşte burada ölçtüğümüz basınç değerine de denge buhar basıncı adını vereceğiz. Yani aslında temel durumumuz nedir? Ee, başlangıçta yoğuşma hiç yok çünkü ortamda buhar yok ama buharlaşma hızı çok yüksek çünkü e, ortamda buhar olmadığı için dolduracak bir sıvı madde var elimizde. Buharlaşma hızı zamanla düşerken yoğuşma hızı zamanla artacak ve ortada bir noktada buluşacaklar. Bu andan itibaren bir dinamik denge oluşmuş oluşacak. Yani e, sürekli tekrar eden çift yönlü bir tepkimemiz olacak ve denge oluştuktan sonraki buhar basıncı artık sabitlenmiş olacak. İşte bu basınca denge buhar basıncı diyeceğiz. Peki bu hangi değişkenlere bağlıdır arkadaşlar? Bunu değerlendirmemiz lazım. Sıcaklık mesela şöyle değerlendireceğiz. Sıcaklık ne kadar fazlaysa oluşan buhar taneciği sayısının o kadar yüksek olmasını bekliyoruz. Bu da denge buhar basıncının aynı şekilde yükselmesine sebep olacaktır. Yani bir madde ne kadar uçucuysa o kadar yüksek denge buhar basıncı oluşturur diyebiliriz. Etkileşime gelecek olursak tam ters etki yapacak. Etkileşim ne kadar güçlüyse oluşacak buhar taneciği sayısı o kadar az olur. Bu da oluşan basıncın düşmesine sebep olur. Ve üçüncü ve son maddemiz safsızlık da benzer şekilde uçuculuğu zorlaştırdığı için denge buhar basıncının düşmesine sebep olur. Arkadaşlar e, buharlaşma hızını etkileyen birçok faktör gördüğümüz üzere denge buhar basıncını etkilemiyor. Ne gibi mesela e, rüzgar etkilemiyor çünkü bunun kapalı ortamda gerçekleşmesi gerekiyor ki ölçümü değerlendirebilirim tanıma uygun bir ölçüm olsun o yüzden dışarıdaki rüzgar ya da nem tabii ki denge buhar basıncını etkilemiyor olacak arkadaşlar ya da temas yüzeyi mesela çok daha önemli bir madde olarak karşımızda duruyor buharlaşma hızını artırırken denge buhar basıncına temas yüzeyinin hiçbir etkisi yok çünkü temas yüzeyi sadece dengeye gelme hızını etkiler artık dengeye geldikten sonraki basınç her iki durumda da aynı olacaktır bir diğer çok önemli büyüklüğümüz kaynama noktası olacak arkadaşlar. Burada kaynama olayını bir tanımlayarak başlamamızda fayda olacak. Diyeceğiz ki buhar basıncının dış basıncı eşit olduğu yani aslında açık hava basıncının denge buhar basıncına eşit olduğu ana biz kaynama noktası diyeceğiz arkadaşlar. Yani hangi sıcaklıkta bu olay gerçekleşiyorsa bu eşitlik sağlanıyorsa o an kaynama noktası olacak. Ve eğer dış basınç bir atmosferse yani normal şartlar altında dediğimiz şarta uygun bir basınç değeri varsa bu durumda okuduğumuz kaynama noktası değerine de normal kaynama noktası adını vereceğiz. Nelere bağlı olarak değişir? Tabii ki sıvının cinsine bağlı olarak değişecek ve sıvının cinsinden de kastımız aslında etkileşim olacak burada. Etkileşim arttıkça kaynama ...zorlaşacağı için arkadaşlar kaynama noktasının da yükselmesini bekliyor olacağız. Yani alkol ve suyu kıyasladığımız zaman alkolün daha uçucu olmasının sebebi etkileşimlerinin zayıf olması. Bu yüzden de e, kaynama noktası daha düşüktür alkolün suya göre. Benzer şekilde arkadaşlar dış basınçla kıyaslarsak zaten tanım ne diyordu bizi? Dış basınç arttıkça bizim ihtiyaç duyacağımız sıcaklık artacak. Yani dış basınçla kaynama noktası doğru orantılı olacak. Safsızlığa gelecek olursak... <laughs> ...safsızlık doğrudan etkileşimleri aslında etkileyecek. Ne kadar safsız olursa yani ne kadar fazla tuz çözersek bir sıvının içerisinde... ...aslında e, o kadar yüksek etkileşimler oluşacağı için kaynama noktası da o kadar yüksek olacaktır. Tuz çözdükçe mesela kaynama noktasının artmasını bekleyeceğiz. Ancak yükseltiye yani rakıma bakacak olursak diyorduk ki rakım arttıkça... Açık hava basıncı yani dış basınç azalır dış basıncın azalması da o zaman kaynama noktasının azalmasına sebep olur. Yükseltiyle e, kaynama noktası bu yüzden ters orantılıdır. Burada nelere bağlı değil sorusuna gene cevap verecek olursak sıvının miktarı ne olursa olsun kaynama noktası belli olacak. Yani bir bardak suyu da 100 santigrat derecede kaynayacak bir leğen su da 100 santigrat derecede kaynayacak ya da kabın şekli veya ısıtıcının gücü ancak kaynamaya ulaşma süresini etkilese de kaynamaya başladığı sıcaklık üzerine hiçbir etkisi olmayacak. Burada bir diğer önemli konumuz ise atmosferdeki su buharı olacak arkadaşlar. Şimdi tanım olarak gidecek olursak atmosferdeki su buharı nedir? Tabii ki nem olarak tanımladığımız durum olacak arkadaşlar. Şimdi burada diyeceğiz ki havadaki nemin atmosferin taşıyabileceği kapasitenin bir adı var. Buna e, biz arkadaşlar doygunluk noktası adını vereceğiz. Yani belli sıcaklığa bağlı olarak havanın taşıyabileceği maksimum su buharı miktarı var. Ve bu sıcaklık arttıkça artar daha fazla taşıyabilir hale gelmeye başlar. O yüzden diyeceğiz ki sıcaklık ne kadar yüksek olursa havanın su kapasitesi artacağı için nem miktarı da buna paralel olarak artacaktır. Tabii ki etrafta bu suyu oluşturacak bir kaynak varsa bu yüzden işte deniz kenarında sıcak şehirlerde nem miktarı çok yüksektir çünkü elinde su kaynağı var e, nemi oluşturabilecek ve sıcaklık da yükseldikçe kapasite arttığı için nem oldukça yüksek oluyor Havanın bileşenlerini değerlendirdiğimiz zaman yüzde %78 gibi bir azot oranına sahip olduğumuzu biliyoruz. %21 gibi bir oksijen oranına sahip olduğunu biliyoruz. Geri kalanların oranı yüzde %1 oluyor toplamı %1 oluyor ve burada da yine en yüksek oranı su buharı oluşturuyor. E, nemi oluşturduğu için nemi taşıyan kısım olduğu için. Nemli hava ve kuru, bahar, kuru hava dersek o zaman burada aslında taşıdığı su buharının miktarını değerlendirmiş olacağız. Ne kadar yüksek miktarda su buharı içeriyorsa o kadar nemli havadır diyeceğiz. Ve sudan ne kadar uzaksa mesela bir çöl ortamında ki havadan bahsedecek olursak oraya da nem miktarı az olan havaya da kuru hava adını veriyor olacağız. Az önce bir doygunluk noktasından bahsetmiştik. Zaten ne demiştik? Belirli bir sıcaklıkta havanın taşıyabileceği maksimum nem miktarı ve sıcaklık ne kadar yüksek olursa bu kapasite artacağı için doygunluk noktası da o kadar artacaktır arkadaşlar. Ve burada yağış kavramının tanımını da aslında buradan yapmış oluyoruz. Doygunluk noktasına ulaşan bir havadan bahsediyorsak yani o anda hava taşıyabileceği maksimum nem miktarını taşıyor. Daha fazla bir gram bile su taşıyamaz. O hale geldiğini varsayalım. Bir anda hava soğuyacak olursa ne olur? Şimdi havadaki nem miktarı çok yüksek zaten ve hava soğuduğu için havanın kapasitesi artık havada var olan suyun altına düşmüş oluyor. Dolayısıyla burada ...fazlalık olan sudan hava kurtulmak istiyor. Bunu da yağış olarak yeryüzüne geri döndürüyor arkadaşlar. Çiğ, kırağı, yağmur ya da kar şeklindeki yağışların hepsi aslında... ...bu doygunluk noktasına ulaşmış. Havadan kaynaklanıyor. Havadaki basınca veya sıcaklığa bağlı olarak da yağışın türü değişiyor tabii ki. Bağıl nem diyecek olursak... ...bu da yine tabii ki doygunluk noktasıyla doğrudan alakalandırılmış bir kavram olacak arkadaşlar... Diyeceğiz ki havanın sıcaklığına bağlı olarak belli sıcaklıkta tabii ki bir doygunluk noktası var. Yani maksimum bir kapasitesi var. Eğer bunu tamamen doldurmuşsa bağıl nem yüzde yüz oluyor arkadaşlar. Yani tanım aslında o anki neme doyma oranıdır diyelim. 100 metreküp gibi bir nem taşıyabiliyorsa eğer kapasitesi buysa... ...ve o anda sadece 80 metreküp varsa yüzde %80'lik bir nem oranına bağıl neme sahiptir diyebiliriz arkadaşlar. Bunu tabii ki... Aynı kavramı farklı şekillerde tanımlayabiliyoruz. Ne gibi? Belirli bir sıcaklıktaki havadaki nem miktarının havanın maksimum nem miktarına oranı. Bak aynı şeyi anlattık aslında. Neme doyma oranı veya işte maksimuma olan oranı ya da belli bir sıcaklıkta su buharının basıncının suyun e, buhar basıncına oranı. Yani suyun buhar basıncı dediğimiz aslında yüzde %100 olsaydı elde edeceğimiz basınç değeri olacaktı. O anki basınç değerini bununla kıyasladığımız zaman yine aslında aynı oranı vereceği için bu da bağıl nem olarak değerlendirilir diyebiliriz. Peki bu bağlı nemin gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık kavramları üzerine etkisi nedir? Bunu değerlendirecek olursak bunu hava programlarını izlerken sıklıkla duyuyoruz zaten. Gerçek sıcaklık dediğimiz şey nedir? Gölgede ölçülen sıcaklık olarak da karşımıza çıkar. E, ...termometre ile doğrudan ölçüm alarak yaptığın sıcaklık değeri arkadaşlar. Yani termometre o anda ne sıcaklık ölçüyorsa o senin için gerçek sıcaklıktır. Ama her sıcaklığı bünyemiz aynı şekilde hissetmiyor. Nem burada çok büyük bir etkiye sahip oluyor arkadaşlar. Nemle ilgili şunu bileceğiz. Nem çok yüksek olursa sen sıcağı daha sıcak, soğuğu da daha soğuk olarak hissedersin. O yüzden hissedilen sıcaklık aslında neme bağlı olarak değerlendirilen sıcaklık değeridir diyebiliriz. Gerçek sıcaklığın 35 santigrat derece olduğunu varsayalım. Yani oldukça yüksek bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Eğer sen Erzurum gibi bir yerdeysen yani nem oranın çok düşük olduğu %15 gibi bir değerde olduğu bir bölgedeysen bunu daha bile düşük hissedebilirsin 33 santigrat dereceyle. Yani bu 35 santigrat derecelik bir sıcaklık seni neredeyse hiç rahatsız etmez. Ama %50 gibi bir sıcaklık... ...daysa eğer %50 gibi bir nem oranındaysa... ...bunu artık sen 41 santigrat derece gibi... ...oldukça rahatsız edici bir sıcaklıkta hissediyorsun. Eğer nem oranı yüzde %80'lere giderse... Adana gibi bir yerde bunu 57 santigrat derece olarak hissedip güneşe mermi sıkmaya başlayabiliyorsun arkadaşlar. Yani aslında Adanalılar o güneşe mermi sıkar hale getiren şey havanın sıcaklığı kadar havanın nem oranı oluyor. Nem yükseldikçe sıcağı daha sıcak hissetmeye başlıyorsun. Tabii ki bunun tam tersi de geçerli olacak. Eğer e, 0 santigrat derece gibi oldukça düşük bir sıcaklık varsa Erzurumlu bunu çok daha az hissederken yani sıfır santigrat dereceyi gene sıfır olarak hissederken bunu eğer Adana'da sıcaklık 0 santigrat derecelere düşseydi... ...eksi 20, eksi 15 gibi bir sıcaklıkla hissedebilir derdi. Hemen bir soru çözelim bununla alakalı. <laughs> 25 santigrat derecede olan X, Y ve Z sıvılarının... ...düzenli olarak ısıtılmasına ait buhar basıncı... ...sıcaklık grafiği yandaki gibiymiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şuna çok dikkat edeceğiz. Bak, bunları ısıtıyormuşuz ve farklı sıcaklıklarda hepsi 760 e, santimetre civaya milimetre civaya ulaşıyor. Ve kaynama noktasının tanımı da aslında bize bunu götürüyordu. Kaynama noktası ne demek ki dış basıncın iç basıncı eşit olduğu an. Yani aslında açık hava basıncının denge buhar basıncına eşit olduğu an gerçekleşen olaya kaynama noktası diyorduk. Demek ki 760 mm civaya ulaşıldığı anda kaynama başlayacak. O zaman X'in kaynama noktası şu sıcaklığa denk gelirken Z'nin kaynama noktası bu sıcaklığa Y'nin kaynama noktası da bu sıcaklığa denk geliyormuş. Yani X'in kaynama noktası diğerlerine göre çok daha düşükmüş. O zaman X daha uçucuymuş mesela. Aynı sıcaklıkta en uçucu olan Z'dir diyor. Oysa ki kaynama noktası en düşük olan X o zaman en uçucu olanın X olmasını bekleriz. Aynı koşullarda en düşük sıcaklıkta kaynayan X bak 20 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta kaynıyor. Doğrudur. Üçü de oda koşullarında sıvıdır. Oda koşullarında yani 25 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta bunların hiçbiri 760 milimetre civaya ulaşmadığı için yani dolayısıyla gaz hale geçmediği için sıvı halde olacak. Bu da doğru bir ifade. Z'nin tanecikler arası çekim gücü diğerlerinden fazladır. O yüzden zaten kaynama noktası diğerlerinden daha yüksek ve aynı ortamda kaynarken buhar basınçları eşittir. Bu bütün sıvılar için doğru olacak arkadaşlar. Kaynarken ki... E, buhar basıncı eşit olacak bu aynı sıcaklıkta olduğunu söylemiyor çünkü bizi kaynarken ki sıcaklık dış basıncı yani 760 eşit olduğu için hepsi birbirine eşit olacak dolayısıyla cevabımız A seçeneğinde olacak. Konuyu bitirirken neler yaptığımıza şöyle bir göz atalım. Viskoziteden bahsettik dedik ki sıvıların akışkanlığa karşı uyguladığı dirençtir. Buharlaşma ve kaynama olaylarını ve bunlar arasındaki farkları tanımladık. Buharlaşma hızı ve denge buhar basıncını tanımlayıp nelere bağlı değiştiğini belirttik. Kaynama noktasını benzer şekilde tanımladık ve nelere bağlı değişip değişmediği üzerine konuştuk. Ve atmosferde su buharını yani nemi ve hissedilen sıcaklık kavramlarını buradan yola çıkarak tanımladık. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu tabii ki beğeniyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar tam da burada görüşmek üzere.